Mecliste ev kadınlarını teşvik edecek yeni bir yasa kabul edildi. Artık ev kadınları evde ürettiklerini internet ortamında satabilecek. 30.700 liraya kadar olan gelirlerinde vergiden muaf olacaklar. Şevval Şirin ve Volkan Kamber'in haberinde daha detaylı öğrenelim neler olduğunu. İğne oyası havlular yapıyorum. Bayağı el emeği göz nuru. Hem çalışan bayanım hem ev kadınıyım. Ev kadınları sadece ev kadını olmak zorunda değil, evde yemeğini, temizliğini yapıp aynı zamanda da evden işlerini yapabilirler ve kendi işlerinin patronu olup para kazanabilirler, aynı Ayten Hanım'ın yaptığı gibi. Kadınlar üretebilir, yapabilir. El emeği ürünleriyle para kazanan ev kadınları hem vergi vermeden esnaf oluyor hem de emeklilik hakkı kazanıyor. Öyle bir emeklilik olsa evde çalışanlara çok güzel olur. Evden iş yapan kadınlar isteğe bağlı sigortayla ayda 710 lira prim ödeyerek emekli olabiliyorlardı. Şimdi ise ev bütçesine katkı sağlamak için evde üretim yapan kadınların emekli olması için bir kolaylık daha geldi. Ürettikleri ürünleri internet ve benzeri ortamlardan satışa çıkaran kadınlar vergiden muaf olacaklar. Çok sevindim ben bu haberi duyduğuma. Ben bu işleri yapamadığımda en azından emekliliğim bana getirisi olur. Meclisten geçen yeni yasayla birlikte 30.700 liraya kadar olan kazanca vergi yok. Çok güzel. Yani zaten vergilerin yüksek olduğunu düşünürsek, vergiden muaf olursak daha çok memnun oluruz. 40 yaşındaki Ayten Öztürk de evden iğne oyası yapıp Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nin satış ofislerinde satıp hem çocuklarını okutuyor hem de evini geçindiriyor. Bu küçük büyük takım havlum 150 TL. İnsanın kendi kazandığının mutluluğu gibi güzel bir şey yok. İşimin başındayım. Aynı zamanda ev hanımıyım, anneyim. O ve onun gibi olan kadınlar vergi dairesine gidip vergiden muaf belgesi alarak SGK'dan başvuru yapabilir. Emeklilik konusu varsa eğer sosyal medyadan satış yaptığımda vergiden muaf olup buna başvurmayı düşünüyorum.